Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün temizlik günü. Artık kış temizliği yapıyoruz. Malum kış geliyor, havalar soğudu. Şimdi arkadaşlar, eğer ki deri koltuklarınız varsa, gördüğünüz gibi kenarları, köşeleri ya da komple deri koltuklarınız var ise, sizlere çok kolay bir pratik bir çözüm önermek istiyorum. Ben kendim böyle yapıyorum. Belki sizler de yapmak istersiniz diye göstermek istedim. Bu da deri kaplamalı, gördüğünüz gibi küçük sehpamız. Orta sehpamız. Şimdi o kadar basit bir yöntemle ben bunları siliyorum ki hem bunlar çok erken toz kapmıyor hem de derileri yıpranmıyor. Bazı deriler biliyorsunuz çaklama yapabiliyor. Her şeyle deri silinmiyor benim bildiğim. Ben her deterjanla ya da başka bir şeyle derimi silmiyorum. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Gelelim şöyle. Şöyle bir kabımızın içine su koydum. Sadece su. Ve çamaşır neydi bu? Şampuan. İsmini söylemek istemedim o yüzden arkadaşlar marka olmasın diye. Şöyle şampuanımızı sadece suyumuzun içine biraz sıkıyoruz. İstediğiniz şampuanı kullanabilirsiniz. Şöyle bir bezimizi alalım. Şöyle güzelce şampuanla suyu karıştıralım. Evet, bu şekilde bezimizi içine bandırıp arkadaşlar şimdi size göstermek için acele de yapıyorum. Evet, şu şekilde derilerimizin üzerinden geçeceğiz. Gördüğünüz gibi. Sonra da kuru bezle üstünü durulayacağız. Başka bir hiç işlem yapmaya gerek yok arkadaşlar. Dediğim gibi şampuan ile silerseniz derileriniz gayet parlak olur ve tozlar fazla üzerinde hemen oluşmaz. Ayrıyetten derilerinizde çatlama olmaz arkadaşlar. Ben şimdi evdeki bütün deri koltuklarımı, sehpalarımı bu şekilde sileceğim. Şöyle tekrardan göstereyim. Şöyle sildiğimiz zaman bir de kuru bir bez ile üzerinden geçeceğiz. Parıl parıl parlayacak arkadaşlar. Dediğim gibi bu yöntemle hem parlayacak hem de derileriniz yırtılma, aşınma olmayacak. Denemenizi tavsiye ederim. Ben memnunum. Gördüğünüz gibi kaç senelik koltuklarım. Hep bu şekilde siliyorum. Çok şükür hiçbir şekilde yıpranmam olmadı.